Evet, genel soruları ve biraz daha da hani özel soruları cevapladıktan sonra tabii ki yine en çok merak edilen bloke hesap nasıl açılır? Adım adım bize gösterir misiniz? Bizler hani ekspatyonun ana giriş sayfasını Türkçe'ye çevirdik. Burada ama ilerleyen kısımlarda tekrardan İngilizce'ye dönüyor ama en azından ilk giriş sayfasında expatria.com/Turkey kısmından Türkçe içeriklere ulaşabilirsiniz. İşte burada ürünlerden bahsediyor. Bloke hesap var, sağlık sigortası var. Bir de bunların ikisini bir arada sunan avantajlı paket var. Bunların detayları, işte en çok sorulan sorular, az önce üzerinden de geçtiğimiz şeyler zaten ekspatriyo nedir, bloke hesap nedir, avantajlı paket nedir gibisinden ve ekspatriyoyu anlatan en çok sorulan sorulardan bahsettiğimiz bir ana sayfa kısmını komple Türkçe'ye çevirdik. Burada çok hızlı bir şekilde bloke hesap açma örnek beraber açalım sıfırdan. Evet. Hep birlikte. Şimdi bu karşımıza gelen ilk sayfa. Burada Almanya'ya ne olarak geliyorsunuz sorusu karşımıza çıkıyor. Ben burada en yaygın olan master öğrencisi işaretliyorum. Daha sonrasında en az 18 yaşında mısınız diyor. Evet diyorum. Burada hemen karşıma bir hesaplama tablosu geliyor. Bu biliyorsunuz aylık 861 euro şu anki güncel minimum konulması gereken rakam. Burada işte kaç ay kalacaksanız 6 ay ise 6 ay, 12 aysa 12 ay buradan seçiyorsunuz. 12 ay olarak seçtiğinizi varsayalım. Burada size ufak bir hesaplama yapıyor. Burada şu şekilde 10.332, 861, 12 ay üzerinden hesapladığınızda 10.332'yi buluyorsunuz. Burada hesap açılış ücreti 49 euro. Servis bedeli dediği 60 euro da aylık 5 euro çarpı 12'den 12 ay boyunca bu da 60 euro buraya ekleniyor. Sadece burada 100 euroluk bir hesap transferleri sırasında çıkabilecek herhangi bir ek maliyeti karşılamak üzere 100 euroluk bir güvence bedeli daha talep ediliyor. Ancak bu tutar zaten herhangi bir kesinti olmaz ise çoğunlukla olmuyor. Tamamen öğrencinin ya da herhangi bir kesinti olur ise kalan tutar. Öğrencinin zaten belirtmiş olduğu IBAN adresine geri yatırılıyor. Sonuç olarak şurada size toplam havale etmeniz gereken tutarı çok net bir şekilde gözünüzün önüne seriyor aslında. Devam diyorum ben burada. Burada size uygun en son çıkış noktası, çıkış gibi düşünebilirsiniz. Sepetteyiz yani şu anda. Burada sağlık sigortası işaretlenmiş geliyor otomatik olarak. Eğer sağlık sigortası yaptırmayacaksanız ilk adımda ekspatriyo üzerinden bunu kapatmanız gerekiyor. Yoksa sağlık sigortasının dahil olduğu bir sepete yönlendiriyor sizi. Burada bunu kapattıktan sonra ödemeniz gereken rakam yatıracağınız tutarın haricinde 109 euro oluyor. Hesap hacmi Bunu ücreti olarak yani. evet hesap açma ücreti yani 60 euro 5 çarpı 12'den 49 euro da hesap açış ücreti 109 eurodan bahsediyor. Burada çok hızlı bilgilerinizi giriyorsunuz. Ben burada kendi adımı doldurayım size örnek olsun diye hemen. Sonuçta gerçek anlamda bir hesap açılış denemesi yapmak istiyoruz. Evet, çok güzel olur. Girdim. Mersinliyim, Mersin'e girdim. Ben burada bir bloke hesap deneme @gmail diye bir e-mail adresi açtım videomuzdan önce. Buraya onay gelecek şimdi. Sizler de göreceksiniz. gmail.com dedik. Burada eğer bir referans koduyla kayıt olduysanız buraya giriyorsunuz. Arkadaşınızın, acentanızın size belirttiği referans kodu burada girebilirsiniz. İleri diyorum. Almanya'da bir adresiniz var mı diye soruyor. Hayır işaretliyorum. Türkiye'deyim çünkü şu an öğrenci olarak. Buraya rastgele bir adres gireyim. Yani Mersin diyeyim. Numarayı da öylesine yazdığımı farzlayalım. Şehir yine Mersin dedim. Ülke olarak Türkiye'yi işaretledim burada. Devam dediğimde hangi okulda okuyacağınızı size soruyor. Ya ben de aslında şu anda Almanya'da bir master öğrencisi olarak ben burada Gizma'da okuyorum. Gizma Üniversitesi'ni seçiyorum. Eğer üniversiteniz listede değil ise şurada üniversitem listelenmemiş seçeneğini işaretleyip kendi üniversite adresinizi girebilirsiniz buradan. Yani dediğim gibi burada okumayı planladığınız üniversiteyi de girebilirsiniz. İlk açılış
açılış adamı olarak sonradan değiştirmek üzere tabii ki. Burada hangi bölümde okuyacağınızı seçiyorsunuz. Ben örnek bir bölüm gireyim buraya. Yani şu an business, yani işletmeyi seçtim. Ya da burada bilmiyorum da diyebilirsiniz. Yani benim okuyacağım bölüm listelenmemiş diyebilirsiniz. Gayet esnek yani buradaki giriş bilgileri. İşte buraya kaçında varacağınız, ülkeye kaçında varacağınız, kaçında okulunuzun başlayacağı gibi bilgiler isteniyor sizden. Burayı da ben 15 Mayıs olarak revize edeceğim. Yani direkt bu da paranın size yapmaya başlayacağı şey için aslında önemli. Ancak tabii ki revize edilebilir şeyler bunların hepsi. Hangi ülkeden geliyorsunuz kısmı var. Son adımlar artık. Türkiye dedim. Burada hangi konsolosluk üzerinden açacağınızı Türkiye diye girdiğinizde ben İstanbul seçiyorum buradan. Yine devam diyoruz. Burada sizden bir pasaport resmi yüklemenizi istiyor. Ve pasaport numaranızı manuel olarak buraya girmenizi istiyor. Ama dediğim gibi ilk açılışta burayı da atlayabilirsiniz. Ben şimdi daha sonra yüklemek istiyorum'a tıkladım. Direkt devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hesap açılış onayımız tamam. Son bir onayı vermemiz gerekiyor. Burada işte MangoPay'in işte hüküm ve koşullarını kabul etmemiz gerekiyor vesaire gibi buradaki şeyleri işaretledikten sonra submit diyoruz buradan. Ve bloke hesabımız, hesap açılış sürecimiz şu anda tamamlandı. Bize en kısa sürede dememe kalmadan geldi zannedersem. Görüyorsunuz hemen saniyeleri. Gerçekten saniyesinde geldi. Hesap açılış onayı otomatik olarak geliyor zaten. Şimdi buradan görüyorsunuz işte hesabını aktifleştir diye bir bildirim geldi. Buradan sonra işte şifreyi, kendinize özel bir şifre oluşturuyorsunuz giderek. Ve burada gerekli eksik bilgileri, yani biz eksik ne girdik? Pasaport bilgisi girdik mesela. Pasaport bilgilerinizi yükledikten sonra hesabınız artık tamamen aktif hale geliyor. Ve IBAN'ınıza ulaşabiliyorsunuz. Yine size iletiliyor bu bilgi. Yine şu IBAN adresine şu kadar parayı yatırman gerekiyor diye size bir bilgilendirme yapılıyor. O IBAN adresine parayı yatırdıktan sonra, para hesaba geçtikten sonra hemen size hesap açılış onayınız hesap açılışınız tamamlanmıştır, parayı teslim aldık diye bize de sunmak üzere verilecek 06 onay belgesi iletiliyor, öyle söyleyeyim. Siz o belgenin direkt çıktısını alarak bize başvuru evraklarınızın arasına koyuyorsunuz ve o sizin için yeterli oluyor.